Herkese geleneksel alışveriş videosuyla yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere artık girmeyeceğim öyle gerçekten. Biliyorsunuz konuyu, lafı hiç uzatmıyorum. Bu ay hem doğum günümdü hem yurt dışına çıktım. O yüzden hem yurt dışından aldıklarımı göstereceğim hem de doğum günümde gelen iki değerli, iki en güzel hediyeyi göstereceğim size. Lafı çok uzatmıyorum. Dilerseniz hemen videoya geçin. İtalya'ya gitmeden önce çok küçük bir alışveriş yaptım. Hani oraya giderken yeni şeyler giyineyim falan filan diye. O yüzden Plan B'den ilk böyle bir mont aldım. Kadife kumaşı galiba, öyle deniliyor. Ve benim için kesinlikle bu 80'ler montu. Yani annemin eski montlarına vesaire benziyordu. Üstte çok güzel duruyor ve her renkte de kullanabiliyorum. Ayrıca havalar daha tam ısınmadığı için bu benim için bayağı kurtarıcı oldu. Hala daha giyiyorum bunu. Bu arada bunu 120 liraya almışım. Plan B'den aldığım ikinci şey ise bu üzerimde görmüş olduğunuz sivet. Bu aslında kısa bir üst ama ben bunu large beden aldım. Biraz daha bol dursun. Kolları biraz daha İspanyol paça gibi dursun diye aldım L'sini. Çünkü bende diğer şeyler göğüslerimi çok böyle ortaya çıkartıyor. Göğüslerim çok ortaya çıkıyor ve ben onu hiç sevmiyorum. Böyle bol şeyler tam bol durmalı bende. Dar şeyler de tam dar durmalı. O yüzden ikisi arasında olan şeyleri genelde almıyorum. Alacağım zaman da böyle bunun gibi large beden alıyorum. Bunu da 40 liraya almışım ve bunu da yine İtalya'da bolca giydim. En sevdiğim, en favorilerimden biri oldu bu da. Daha sonra boynara geldim ve birçoğunuzun fotoğrafımı koyar koymaz deli gibi sorduğu şeyi aldım. O da bu somon rengi eşofman. Paçaları böyle lastikli ve burasında bağcık detayı var. Ve ayrıca rengine de bittim. Bu arada bu Misguided isimli markanın. Misguided da İngiliz markası ama boynarlarda satılıyor. Bu da 45 liraydı. İndirimdeydi. Normalde galiba bayağı pahalıydı diye hatırlıyorum. Ama galiba boynarın bu indirimleri Misguided açısından en çok bana yaradı. Daha sonra ise Zara'ya girdim ve Zara'dan bir gözlük aldım kendime gitmeden önce. Ve bu gözlüğü gerçekten aldım alalı hiç ne kafamdan çıkartıyorum ne de gözümden. Harika bir gözlük gerçekten. Ve özellikle yine Instagram'da bol bol bununla fotoğraf paylaştığım için yine bol bol soru aldı bu soruda nereden aldığımla alakalı. Bunu ben biraz diyorum gözlüklerine benzetiyorum. Ben bir de gözlükleri böyle yapmayı sevmiyorum. Yüzümü çok kötü gösteriyor. O yüzden hep böyle kullanırım gözlükleri. O yüzden bu da beğendiğim gözlüklerden biri oldu. Bunu da 90 liraya almışım Zara'dan ama şu anda Zara'da satılmıyor anladığım kadarıyla. Çünkü ben aldığımda da 2-3 tane vardı ve başka mağazalarda yoktu. Ben Forum İstanbul mağazasından almıştım bunu. Şimdi İtalya alışverişime geçelim. Daha sonra tekrardan İstanbul'a döndükten sonra İstanbul'da yaptığım alışverişe, yani daha doğrusu doğum günü hediyelerime geri dönebiliriz. İtalya'dan yaptığım ilk alışveriş Brandy Melville'den oldu. Brandy Melville'den aslında hep takı aldım. Kıyafet falan almadım. Çünkü zaten Türkiye'de bulabileceğim şeyleri çok fahiş fiyatlara satıyorlardı. O yüzden pek bir şey almadım. Bu arada İtalya ile alakalı videomu eğer merak ediyorsanız onu da hemen şurada paylaşıyor olacağım. Hemen ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Tabii bu videodan sonra izleyin. Brandy'den ilk başta şu elimde görmüş olduğunuz yüzüğü aldım. Özellikle son iki videom önce bu yüzük bana çok soruldu. Nişanlandım mı vesaire diye. Hayır, nişanlanmadım arkadaşlar. Nişanlansam hepiniz bilirdiniz zaten. Bu kendi kendime almış olduğum bir yüzük. Çünkü benim parmağıma hiç ama hiçbir yüzük olmuyor. XS tarzda yüzükler satılmıyor Türkiye'de. Benim gördüğüm kadarıyla. Açıkçası 4 euro vermezdim bir yüzüğe. Hatta tek bir yüzüğe ve gümüş bile olmayan bir yüzüğe. Ama böyle elime olan bir yüzük bulunca da kaçırmak istemedim. Sonrasında ise şu anda gözükmüyor ama böyle bir kolye aldım. Altın renkte bir kolye. Bunu da 2 euroya aldım. Bu da indirimdeydi. Hani ben biliyorsunuz ki böyle tek, ince, sade şeyleri takmayı bayağı seviyorum. O yüzden aldım. Bir de 2 tane toka aldım. Bu tokalar bana nedense hep böyle 2000'lerin başına hatırlatıyor. İkisi de toplamda 6 euro. Yani bir tanesi 3 euroydu. Çok tatlış renkleri, pastel renkler. O yüzden aldım. Sonrasında ise aslında bunu göstersem mi göstermesem mi bilmiyorum. Çünkü diğer videolarımda gösterince bayağı tepki alıyorum hani. Niye alıyorsam sonuçta bu da bir kumaş yani. Niye her şeye böyle saçma anlamlar yüklüyorsunuz anlayamıyorum. Neyse ama göstereceğim, kimse umurumda değil. Böyle bir sütyen aldım Calvin Klein'den. Aslında takım ama altı şu anda kirli de o yüzden gösteremeyeceğim. Bu aslında transparan, toz pembe bir sütyen. Böyle açıkçası içinizi gösteren bir sütyen ama göğsü çok güzel kavruyor ve çok rahat, aşırı rahat. Ben bunu Duru'da görmüştüm. Duru dedim beni oraya götür, nereden aldıysan ben de alacağım. Kenarlarında böyle Klein falan filan
yazıyor. 6 ile birlikte bu sütyeni toplamda 65 euroya aldım ve aldığım en pahalı şeyler de bunlardı. Bunun dışında bu kadar pahalı bir şey almadım açıkçası. Bu arada bunun altı da yine aynı şekilde transparan ve tanga. Ve ayrıca renklerine de aşırı bayıldım. O yüzden fazlasıyla da rahat ettiğim ve Türkiye'de de böyle bir şey bulamayacağımı düşündüğüm için biraz kendimi şımarttım. Doğum günü hediyesi almış oldum kendime. Ve şimdi gelelim Sephora alışverişime. Sephora alışverişimden İki çok istediğim şeyi aldım. Ben biliyorsunuz normalde böyle her şeyin fazlasını gereksiz bulan bir insanım. Yani bir tane fondötenim varsa gidip de ikinci bir fondöteni almam. Buna karşı koyamadım ve ihtiyacım olduğunu da düşünüyordum artık. Çünkü diğer Chanel fondöten yüzümü kurutmaya başladı. Ve zaten çok az kaldı bitmesine. O yüzden de yeni bir fondöten aldım kendime. Bu da Make Up For Ever'ın Ultra HD fondöteni. Stick fondöteni bu. Ben bu fondöteni zaten çok uzun zamandan beri istiyordum. Peki niye yurt dışı dışından aldım diyeceksin. Türkiye'ye geldi. Çünkü Türkiye'dekiyle İtalya'daki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. İtalya'dakini ben 49 euroya aldım. Bu da o anki euro fiyatıyla bana 150 liraya patlıyordu. Türkiye'de 210 liraya çıkarmışlar ki bunları normalde 150 liraya satıyorlardı zaten Türkiye'de de. O yüzden ben de ucuza bulmuşken aldım direkt ve hala bunu kullanıyorum. Gerçekten fondötenimi değiştireceğimi zannetmiyorum bundan sonra. Ve ikinci aldığım şey ise Türkiye'de olmayan bir şey aslında. Bu da Kat Von D'nin Tattoo Liner isimli eyeliner'ı. Ben bunu zaten bütün YouTuber'larda görüyordum, yabancı YouTuber'larda ve hepsi aşırı öneriyordu. Ben normalde hep keçeli kalem tarzı olan eyeliner'lar kullanırım. Ama onlar hep grileşti benim göz kapağımda. O yüzden artık yeter dedim ve Balmain Liquid Eyeliner'ına geçtim. Tam istediğim siyahlığı veriyor ama gözüme bir su değmeye görsün. Yani gerçekten mahvoluyor eyeliner. İğrenç bir eyeliner. O yüzden ben de bu eyeliner'ı aldım. Balmain'ki biter bitmez bununla devam edeceğim hayatıma. Bu arada şunu söyleyeceğim size. Yeni bir sürü şey aldım. Şimdi onu Mayıs ayı alışverişimde göreceksiniz büyük ihtimal. Çünkü bayağı indirim vesaire oldu. Bu yeni aldığım şeyleri de gösterdikten sonra, yani Mayıs ayı alışverişimde yayınladıktan sonra size böyle yeni aldığım şeylerle bir makyaj videosu çekmemi ister misiniz? Lütfen aşağıda benimle paylaşın. Eğer isterseniz mutlaka çekeceğim onu da. Çünkü gerçekten uzun zaman oldu makyaj videosu çekmeyeli ve diğer alışveriş videolarımla birlikte makyaj videolarımı da sildim aslında. Çünkü çok artık bana hitap eden videolar olmadığını düşündüm ve biraz acemice geldiği için sildim. Neyse, daha sonra İtalya'da OVS diye yazan, OVS diye yazılan bir marka var. Bu marka biraz Cotton'a benziyor ama içerisinde farklı markalar da barındırıyor. Daha sonra ben de bu Ardell'in Wispies isimli kirpiklerini gördüm ve ben şu sıralar kirpik takmaya çok merak saldım. Yani baya baya takıyorum artık. Ve bu Wispies'i de durmadan özellikle İngiliz YouTuber'larda görüyordum. Merak ediyordum ama Türkiye'de olmadığı için deneyemiyordum tabii ki de. Bir de ben gittiğimde indirim vardı. Bunlar normalde 10 euroydu ama 6 euroya inmişler. O yüzden ben de aldım. Hem denemek için hem de kullanmak için açıkçası. Ve Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüm. 2 gün sonra da doğum günümdü. Doğum günümün gününde kendime böyle aslında şöyle oldu, anlatıyorum. Ben dışarıdaydım erkek arkadaşımla. Ondan sonra annemlerle birlikte buluşup işte ailece bir yemek yiyecektik doğum günüm adına. Daha sonra üzerimdekiler böyle 2 gündür falan üzerimde olduğu için artık üstümü değişmem gerektiğini düşündüm doğum günüm adına. O yüzden ben de çok spontane bir şekilde Zara'ya girdim. Yemek yiyeceğimiz yerin yanında Zara'da vardı. Gerçekten sadece 5 dakikada üzerime bu beyaz şeyi aldım. Eski alışveriş videolarımdan birinde bunun siyahını da almıştım geçen sene. Yine doğum günüm için. Bunu da 25 liraya aldım. Daha sonra altına ise bu nar çiçeği renginde paçaları fırfırlı kısa pantolonu aldım. Yaz zamanlarında hani böyle hemen üzerine al çık üstü bence. Ayrıca demin gösterdiğim beyaz üstte de çok güzel, çok tatlış oldu. Bunun fiyatı da 60 liraymış. Bu alışverişimin en favorisi şeye geliyoruz bir saniye. Bir senedir ben bu çantayı arıyorum arkadaşlar. Ve annemler de bana doğum günü hediyesi olarak bu çantayı aldılar. Bir türlü stok olmuyordu. Türkiye'de yoktu bu çanta. Ondan sonra aradan ben bu çantayı göreli 5-6 ay geçti. Bir baktım stoğa gelmiş. Ama fiyatı 310 lira. Dedim ki Ceren, Zara'dan alınan bir çantaya 310 lira verilir mi acaba falan diye. O yüzden almadım. Ondan sonra annemler de dedi ki Ceren, doğum gününde ne istiyorsun? İstemediğin bir şey almayalım sana. Ben dedim ki anne, ben bu çantayı istiyorum, bana bundan alın. O yüzden annemler de bana bu çantayı aldı ve aldıkları günden beri her daim takıyorum. Aşırı şık ve Chanel'in çantalarına benziyor. Aynı zamanda hem böyle kullanabiliyorsunuz bu çantayı hem de şu şekilde, hop gösteremiyorum bir saniye. Hem de şu şekilde kullanabiliyorsunuz.
Çok güzel. Ve 310 liraydı fiyatı. Belki Epin'de vardır hala. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra ise erkek arkadaşım bir hediye aldı. Bu da uzun zamandır istediğim bir hediyeydi. Ben ayakkabıları çok hor kullanan bir insanım. Yani ben ayakkabıyı alırım, bağcıklarını bağlarım ve bir sene boyunca o bağcık çıkmaz ve ben ayakkabımı yıkamam genelde. Annem zorla yıkar vesaire ya da temizlemem. Yani ıslak mendille bile temizlemem. O sırada ayakkabıya ihtiyacım olduğu için erkek arkadaşım da bana bir saniye düşme. Ay çok pis yalnız. Yine pislettim. Yine hor kullanıyorum. Lanet olsun. Bu Nike'ın Cortez isimli ayakkabılarını aldı. Bu ayakkabılar diğer Air Force'a göre çok daha nazik, çok daha sade, çok daha ince duran ayakkabılar. Tam böyle kadın ayakkabıları aslında yani. Böyle çok zarif gösteriyor ayağı. O yüzden favorim oldu bunlarda. Yine artık çok eski videolarımdan bahsediyor olacağım ama aslında ben size bir trik vermiştim Nike hakkında. Nike'ın şöyle, çocuk ayakkabısı aslında bunlar. Yani bunlar bir çocuk ayakkabısı arkadaşlar. Ki benim ayaklarım da öyle 35 numara falan değil yani. 37,5 numara benim ayaklarım. Ama Nike'ın çocuk bölümünde sanıyorum ki 39 numaraya kadar numara var. Eğer kadın olarak 39 numaradan küçük ayağınız varsa kesinlikle alacağınız ayakkabıyı çocuk bölümünden alın. Çünkü çok daha ucuz. Mesela bu ayakkabının normal fiyatı sanıyorum ki 290 liraydı. Ama çocuk bölümünde bu ayakkabı 210 liraydı. Yani 80 lira 80 liradır. Ve İstanbul'a döndükten sonra aldığım ve Nisan ayında yapmış olduğum en son alışveriş ise Stradivarius'tan oldu ve yine bunu çok sordunuz bana. Bu tişörtü aldım arkadaşlar. Üzerinde Everybody Should Be Feminist yazıyor. Ama ben bunu satacağım galiba çünkü herkesin üzerinde görmeye başladım ve ben böyle bir şeyi herkesin üzerinde görmeye başlayınca biraz ister istemez soğuyorum. Ama neyse şu anda bunu düşünmeyeyim. Bunu da 25 liraya almışım. Bir de fiyatı da uygundu yani o yüzden de aldım. Hatta bununla bir fotoğrafım var. Çok tatlı. Ben bunu giyiyorum böyle bol olarak kullanmıyorum. Böyle önünü bağlayarak kullanmıştım. Bayağı da beğenilmişti o fotoğrafım. Onu da eğer merak ediyorsanız Instagram'a girip bakabilirsiniz. Bu videoda gerçekten çok konuştum. Hem de gereksiz konuştum galiba. Yoruldum böyle kamburlaştım artık. Neyse lafı hiç uzatmıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı ve benden gelecek sonraki videolardan hemen haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still